Manşete hoş geldiniz. Evet Ankara'da Anayasa Mahkemesi kararına uyulmamasıyla başlayan yargı krizi devam ediyor. Kriz nerede, neden kaynaklanıyor? Buna bakacağız. Elbette İslam İşbirliği ve Arap Birliği birlikte olağanüstü bir toplantı yaptı. Riyad'da, Suudi Arabistan'da. Orada Erdoğan, Sisi ve Esad'la görüntü verdi. Buna bakacağız, üzerine konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde rutin. Genel Başkanlık değişiminden sonra olan değişiklikler var ama bir konu var ki altını çizmek gerekiyor. Ona bakacağız ve elbette benim de yaşadığım İngiltere'de çok köklü bir kabine değişikliği oldu. Eski Başbakan David Cameron Dışişleri Bakanı olarak kabineye girdi. Buna ve bunun nedenlerine bakacağız. Neden böyle oldu? İçişleri Bakanı da Times gazetesine yazdığı bir yazı dolayısıyla Londra'daki eylemlerden polisi sorumlu tutmuştu. Taraf tutmakla suçlamıştı. Görevden alındı, azledildi veya kovuldu ne derseniz. Bütün bunların hepsine bakacağız ama Türkiye ile başlayalım. Olmaz dediğimiz her şey oluyor bir sonrakine geçiyoruz demiş karga kafası. Aynen öyle. Türkiye'de durum budur. Son 10 yıldır olmaz dediğiniz her şey oluyor ve bir sonraki aşamaya geçiliyor. Esasen durum tam anlamıyla böyle. Ve bunun her defasında geri çevrileceği, ters tepeceği ya da bunun mevcut iktidarın veya mevcut rejimin e, yaşanan gelişmelerin sonunu getireceği falan üzerinde duruluyor. Fakat rejim kendini takviye ediyor, kendini tahkim ediyor. Son yargı krizini de bu şekilde okumak gerekiyor. Nasıl olsun ki yani sulandırma ve çarpıtmada en başta Erdoğan'ın üstüne yok. En son işte uçakta yaptığı konuşmada birkaç açıklaması var. Uçakta yaptığı açıklama işte kürsüde yaptığı açıklamalar falan topladığınızda hep ben hakem durumundayım diyor ama Yargıtay'ı kolluyor. Yargıtay da adeta rejimin bir militanı gibi hareket ediyor ve hatta rejime yol gösteriyor. Hatta bir anayasa değişikliği yapın biz de bu konuda katkıda bulunacağız diyor. Yargıtay üyeleri sadece hukukçulardan oluşuyor diye destek çıktı Erdoğan en son. Anayasa Mahkemesi üyelerinin içinde hukukçular yok yani evet hukukçu olanlar da var, hukukçu olmayanlar, hukukçu hukuk fakültesi mezun olmayanlar da var. Ama Anayasa Mahkemesi'nin yapısı böyle ki Anayasa Mahkemesi bir adli merci değil. Yani adli merciler evet ilk derece mahkemeleri karar alır, istinaf alır, Yargıtay alır ve nihai olarak adli merci anlamında son kararı Yargıtay söyler ama Anayasa Mahkemesi üst mahkemedir. Supreme Court'tur, High Court'tur en yüksek mahkemedir. Kararları temyiz edilemez ve kararları kesindir ve herkesin uyması gerekiyor. Elbette kritik edebilirsiniz, eleştirebilirsiniz, doğru değil diyebilirsiniz. Hukukun dışına açık tartlar diyebilirsiniz. Fakat uymak zorundasınız. Böyle bir durum var. Misyon noktasında ağırlık yargıtayda demiş Erdoğan. Ama hepsi var anayasada. Hani anayasa madde 153 anayasa mahkemesi kararları kesindir ve herkes uymak zorundadır diyor ama 158'de çok daha kesin bir hüküm var. Diyor ki diğer mahkemelerle Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında Anayasa Mahkemesi'nin kararı esas alınır diyor. Bitti. Ama e, bu maddeye hiçbir atıfta bulunmuyor. Çünkü işlerine gelmiyor. Ortada bir anayasal kriz yok. Anayasada her şey konmuş. Herkesin görev ve yetkileri belirlenmiş ama buna kafa tutan bir yargıtay ve ona destek çıkan bir saray var. Konu bu. Ve saray her defasında yani mesele özüm yemek değil derken onu kastediyorum. Saray her defasında defasında bir kriz çıkararak buradan bak işler sarpa sardı deyip bir çözüm üretiyor. İşte şimdi de muhtemelen bir yeni anayasa taslağı veya yeni anayasa getirecekler. Kendi yaptıklarına uymuyorlar ki yeni getirecekler dene uysunlar ayrı bir konu ama başta iyi parti olmak üzere diğer partilerde getirsinler görüşelim edelim filan diyecekler diyorlar önümüzdeki aylarda bunu çokça konuşacağız. İktidar bunu hep yapıyor ama hiç kimse iktidara çıkıp şunu sormuyor ya arkadaş 22 yıldır iktidardasın ve 10 yıldır da elinde demir yumrukla ülkeyi idare ediyorsun, her şeyi değiştirdin, taş taş üstünde bırakmadın ama hala, hala kriz diyorsun, hala devlet krizi diyorsun, hala anayasa diyorsun, hala şunu diyorsun, hala bunu diyorsun. Anayasa Mahkemesi'nin 10 üyesi, 2014'ten bu tarafa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atandı. 10 üyesi. Yani senin atadığın üde, üyeler, senin düşüncen veya senin zihniyetin, veya siyasal görüşün çerçevesinde karar vermiyor diye. E, kapatalım gidelim. Zaten iş oraya gidiyor. Yani en başta Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini budamak ki bireysel başvuru hakkını oradan almak en temel şey bu. Kimse bireysel olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasın. 2010'da getirilen bu düzenlemeyi kaldırmak var. Can Dündar bir açıklama paylaşmış. Diyor ki Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay kararında bizim Erdem il birlikte bizim hakkımızda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara atıf var ve o karar da eleştiriliyor. Kötü emsal olarak atıfta bulunuyor ve o karar yanlış bir karardı falan deniyor diyor ki geriye doğru 10 yıllık mazisi olan bir konudan bahsediyorum. Özür dilerim 2016. 2016 yılında Anayasa Mahkemesi ihlal kararı vermişti. Geriye doğru yaklaşık 8 yıllık mazisi olan bir konu. Bu durumda diyor Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin hakkında tarafsız, ön yargısız bir karar vermesini beklemek imkansız hale gelmiştir ki aynı dairedeymiş Can Dündar'ın dosyası da. Nasıl olsun ki? Şimdi bakın o gün manşeti sürekli takip edenler hatırlayacaktır. O gün bu kararı, bu mahkeme kararını ekrana getirmiş ve göstermiştim. Can Atalay kararı gene evet, Can Atalay konusu gene gündemdeydi. Ve o zaman Meral Danış Beştaş'la ilgili olarak Erzurum milletvekili Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı hakkında bir dava var ve avukatı diyor ki Erzurum'dan milletvekili seçildi ve diyor yasama dokunulmazlığı kazandı yargılama durdurulmalı. Savcı da bu yönde görüş bildiriyor ve gerçekten yarg yargılama durduruluyor. Doğrusu bu. Kimse Meral Danış Beştaş hakkında 5 Ekim 2023'te Diyarbakır 8. Ağır Ceza'nın verdiği bu kararı üzerinde durmadı. Bu kararın üzerinde durmadı, hatırlatmadı. Ben hatırlattım, gene bir kere daha hatırlatıyorum. Bir mahkeme öyle, bir mahkeme böyle karar veriyor. Ama işte Can Atalay bir anlamda memleket meselesi oldu ve onun üzerinden bir kriz pişirildi. Ve yalan söylüyorlar. Diyorlar ki hakkındaki yargı kararı kesinleşmiş, nasıl milletvekiline devam edecek ki? Yahu arkadaş insanların gerçekten aklıyla dalga geçiyorlar. Milletvekiliğine aday gösterildiğinde hakkında bir mahkeme kararı yoktu. Sonra alelacele toplanıp bir karar verdi ağır ceza. Ve kesinleşmiş karar yoktu. O kararla yani bir mahkumiyet kararıyla seçime gidildi. Ve seçime gidilmesinde yani milletvekili seçime gitmesi, seçimine gidilmesinde herhangi bir mahsur yoktu. Can Atalay'ın seçilmesinde aday olmasında herhangi bir mahsur yoktu. Olsaydı zaten YSK aday olamaz derdi. Milletvekili aday gösterilmesinde herhangi bir engel olmayan kişi seçildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmedi Mesele bu ve hakkındaki hüküm bugün kesinleşmemişti Aylar sonra kesinleşti Yargılama devam etti çünkü durdurulması gereken, pahuslanması gereken, rafa kalkması gereken dosya hala devam etti Şimdi tabii işin içinden çıkılmaz bir hala geldi durum Çünkü ilk mahkeme bir karar verdi Ardından Yargıtay bunu onadı, Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi filan. Aradan ay 5 ay 6 ay geçti ve ondan sonra süreç devam ettiği için şimdi de konuşuyorlar. Diyorlar ki hakkındaki hüküm, hüküm kesinleşti. Dolayısıyla milletvekili olamaz. O gün öyle bir şey yoktu. Şimdi nasıl düzelteceksin? Bu kararları nasıl geri alacaksın? Nasıl milletvekilliğini iade edeceksin? Söyleyeyim çok güçleşti Atalay'ın tahliyesi. Durum bu ama Can Atalay üzerinden iktidar bir devlet krizi devşirdi. Mesele üzüm yemek değil her şey çok açık. Yani günlerdir ekrana getiriyorum. Hedef gösteriyorlar tıpkı Akit'in Danıştay üyelerini hedef göstermesi gibi. Bu hedef gösteren işte o üyeler deyip hedef gösteren Akit'in bu manşetinden sonra bir e, avukat girdi Danıştay'a, üyeleri e, üyelere saldırdı. Kurşun yağmuruna tuttu. Ölen oldu, yaralananlar oldu. Aytaç Kılınç adlı öğretmenle ilgili davada Ank Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin kararını bozarak öğretmene sokakta da başörtüsü yasağı getiren Danıştay 2. Da dairesi skandal kararı 1'e karşı 4 eve evet oyuyla aldı. İşte o üyeler deyip böyle üyeleri hedef göstermişti Akit Kaştesi. Aynısını Yeni Şafak yaptı. Onu niye getirdim hatırlattım. Bugün de devam ediyor. Aynı linç zihniyeti. FETÖ ve PKK'ya kapı açtılar deyip Yeni şafak 9 e, üyenin fotoğrafını bastı. Anayasa Mahkemesi ihlal kararı veren Can Atalay davasında ve hedef gösterdi onları. Anayasa hukukçusu Profesör Doktor Şule Özsoy boyunsuzsa Can Atalay ne FETÖ'cü ne PKK'lıdır, seçilmiş milletvekilidir, pes diyerek pes diyeceğimiz bir tweet atmış. Yani rejim söylemini kabuldür bu. Rejim diliyle konuşmaktır. Ne ocu ne bucudur seçilmiş milletvekili. E o zaman di diğerleri veya diğer konularla ilgili işlem yapıldığında ne oluyor? Evet gerçekten ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması ve gerçekten rejim diliyle konuşmamamız lazım. Önüne arkasına bu kelimeleri koyan insanlar zaten rejim diliyle konuşuyordur. Buna da dikkat edelim. Ama nasıl olsun ki işte e, Yargıtay 3. Ceza Dairesi daire üyesinin kızının nikah şahitliğini yapan e, İzzet Ulvi Yönter... Bunu paylaşan gazeteciyi tehdit ediyor ve tehdit ederken kullandığı ifadeye bakın. Türk düşmanı, nefesimiz en sende, sen tetikçisin, tetikçi bir militansın falan. Yani paylaştığı şeyde ne mahsuru var? Diyor ki işte böyle böyle. yargıta 3. Ceza Dairesi üyesinin nikah şahidiydi filan falan. İktidar yargı ilişkilerini esasen resmeden bir konu. Ama o kadar rahatsızlığa yol açmış ki bu konu doğrudur veya yanlıştır, evet yaptım veya yapmadım diyeceği yerde gazeteciyi Ali Can Ulu da tehdit ediyor. Türk düşmanı, nefesimiz ensende, tetikçi filan. Sonra bu gazetecinin başına her şey gelebilir. Her, bir, şey geldiğinde de bir numaralı sorumlu önünde doktor ünvanı olan İzzet Ulvi Yönter'dir. Kopmuş durumda. Yani mafya, çete, suçlular köşe başlarını tutmuş ve parmak sallıyor herkese, hedef gösteriyor. Medya unsurlarıyla, siyaset unsurlarıyla, yargı unsurlarıyla. Hadi. Hiç mi iyi bir şey yok? Evet iyi bir şey var. CHP'de gölge kabine kuruldu ki gölge kabine önemlidir. Ee, Özgür Özel Genel Başkan olduktan sonra ki... Özgür Özel Genel Başkan olduktan sonra gerçekten son derece aktif. Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekse dışında. Bir haftada bayağı etkin, aktivist bir profil ortaya koydu. Dileriz bu devam eder. Ve olması gereken bir şeyi ihtiyaç etti. Daha evvel birkaç deneme oldu ama arkası gelmedi. Umarım bunun arkası gelir. Batı'da var, özellikle İngiltere'de var. Mesela Gölge Kabine var. Ana Muhalefet Partisi'nde. Gölge Sağlık Bakanı var. Gölge Dışişleri Bakanı var. Gölge Eğitim Bakanı var. Ve herhangi bir politika söz konusu olduğunda İngiltere'de e, Gölge Sağlık Bakanı çıkar konuşur televizyonlarda anlatır bir yönüyle kendi iktidarında göreve gelecektir ve kendi politikalarını anlatır veya mevcut politikalarının yanlışlığının altını çizer. O açıdan gölge kabine ve gölge kabine üyeleri gerçekten göz dolduruyor. Mesela Yalçın Karatepe, Hazine Maliye Bakanlığı, Gölge Hazine Maliye Bakanı olmuş. Selin Sayekböke, Gölge Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Murat Bakan İçişleri Bakanı, Gölge İçişleri Bakanı. İlhan Uzgel, mühim bir akademisyen, Gölge Dışişleri Bakanı. Böyle isimler var ve umarım bunun arkası gelir ve gölge bakanlar medyada da sosyal ağlarda da kendilerini gösterirler ve gölge bakanlığı oldukları konularda gölge bakanlığı yaptıkları konularda da gerçekten bu bakanlığa layık olduklarını doğru isim olduklarını gösterirler. Hiç mi iyi bir şey yok? Evet var. İngiltere demişken İngiltere'de başbakan İçişleri bakanını azletti, kovdu. E... İçişleri Bakanı Suella Suela Braverman göçmen kökenli bir İçişleri Bakanıydı. Önceki İçişleri Bakanları gibi. Priti Patel de öyleydi. Ondan önceki Sacit Cavit de öyleydi. Ağırlıklı olarak İçişleri Bakanları son yıllarda göçmen politikaları ve göçmen politikalarına yaklaşımlarıyla dikkat çekiyorlardı. İşte göçmenleri Ruanda'ya gönderelim planı, engelleyelim planı, onların işlerini güçleştirelim planı vesaire gibi. Ve bu konuda çok yaka paça oldular. Medyayla da, kamuoyuyla da, muhalefet partileriyle de. Ve yıprandılar. Ama her yıpranan ismin yerine başka biri geldi ve aynı politikaları sürdürdü. En son Breverman Londra'daki eylemler ki Londra'da gerçekten çok güçlü Filistin dayanışma eylemleri düzenleniyor. Cumartesi günleri iki gün önceki eyleme. Cumartesi günkü eyleme 300 bin insan katıldı polisin verileriyle söylüyorum. Hava görüntüleri falan gösteriyor. Londra merkezde her şey kilitlendi. Hayat durdu. Ve Londra polisini bu eylemlere ne bileyim izin vermek ve bu eylemlerde taraf tutmakla suçladı. Yanlı olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı ve bu konuda The Times'da bir yazı kaleme aldı. Bu yazıyı kaleme aldı ve suçladı polisi ve eylemcilerin de Filistin eylemi organize edenlerin de Filistinli çeteler olduğunu falan söyledi. Son derece ağır, sert ifadeler içeren bir konuydu. Bundan dolayı Hükümette, başbakan da çok fazla yanında durmadı ve görevden aldı ama bu İçişleri Bakanlığındaki mevcut politikaların değiştiği ya da işte kişiye göre farklı bir biçim aldığı falan manasına gelmiyor. Sivri dilli bir bakan gitti, başka bir bakan geldi. Gelen bakan James Cleverly. Dışişleri Bakanı'ydı, bilinen bir isimdi. O göçmen kökenli değil, evet e, siyahi gibi görünüyor. Esasen me 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 melez, Britanyalı bir babayla Sierra Leone'li bir annenin evladı. Doğma büyüme e, İngiliz, e, aynı zamanda İngiliz ordusunda yarbay rütbesine kadar görev yapmış bir isim. Fakat daha önemli bir hamle, onun boşalttığı dışişleri koltuğuna eski başbakan David Cameron'un gelmesi oldu. İngiltere'de giden başbakanlar kolay kolay dönmezler. Tarihte çok nadir örnekleri var. Örneğin Churchill dönmüştür. Genelde siyasi gelenek bir başbakan gitti mi bir daha gelmez. Fakat bu defa enteresan bir şekilde David Cameron'a adeta sefer görev emri çıktı. Ben öyle diyorum. Ee, Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturdu ve Belli ki önümüzdeki dönemde Dışişleri Bakanlığı İngiltere'de çok konuşulacak ve mühim bir mevki. Dünya karışıyor, savaşlar var ve bu konuda tutum almak gerekiyor. David Cameron gibi başbakanlık yapmış muhafazakar partide güçlü, etkili dünyanın tanıdığı bir ismin o koltuğa oturması, oturtulması tek başına mevcut hükümetin ya da mevcut başbakan Rişi Sunak'ın kararı değildir gibi geliyor bana ve zaten şu anda... Suella Braverman'ın İçişleri Bakanlığı'nın gidişi değil, David Cameron'un dönüşü konuşuluyor. Önümüzdeki sene seçim senesi. Bununla ilgili de hesaplar olabilir. The Times'ta çizilen karikatürde anlatılan şu. İngiltere'yi bilmeyenler bunu anlayamayabilirler. Yukarıda Filistin gösterileri var. İşte Gazze'de siviller ölüyor. Sayı 10 bini geçti. Yukarıda bunun için eylem yapan insanların görüntüsü var. Filistin bayrağı eşliğinde. Aşağıda da 11 Kasım anması törenleri var ki her yıl en önemli anmadır İngiltere'de. Birinci Dünya Savaşı'nın bittiği tarih 11 Kasım 1918 saat 11. İşte saygı duruşunda bulunulur, çelenk konulur vesaire. Yani bir tarafta Birinci Dünya Savaşı anması yapılırken ölülerimiz, ölenler, kayıplarımız üzerine yukarıda da dünyanın başka bir noktasında başka bir savaşta benzer bir şekilde kayıp veriliyor. Onunla ilgili yürüyenler var. E, ...görüntüsü ikisi alt alta üst üste getirilerek... ...The Times'ta karikatürize edilmiş. Gazze demişken... ...şifa hastanesi devre dışı kalmış... ...hastalar ölüyor. Artık dünyanın da gündeminde değil. Biraz evvel söylediğim İngiltere'de tek gündem... ...kabinedeki değişiklik ve ağırlıklı olarak o konuşuluyor. Bugün hiç gazzeye bağlanmadılar. Haliyle e, artık orada... ...ama orada durum devam ediyor. Ve e, altısı bebek dokuz hasta hayatını kaybetti deniyor. Hastaneler iptal olunca... ...orada tedaviye muhtaç olan insanlar... Tedavi kesilince hayatlarını kaybediyorlar. Dolaylı yönden e, sivil ölümleri artıyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler bas bas bağırdığı halde. Evet. Yüksel Akkale paylaşmış. 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanmıştı ya. Bir F-16'dan atılan füzeyle onun görüntüsünü. Sanırım diyor bugünlerde herkes şu resimdeki hasarın bir hava taarruzuyla olmadığını anlayacak kadar bolca hava saldırısı izledi. Evet bu göndermeler çokça yapılıyor. Bence de doğru göndermeler. Evet havadan bombalandığında Gazze'nin halini görüyoruz. Ve burada başka bir iş döndüğü de görülüyor. Ama meselemiz 15 muz değil. Meselemiz Gazze ve onda devam edelim. Bu fotoğraf yayınlandı. Fotoğraf tabi elbette bir e, üzerinde çalışılmış bir fotoğraf. Bu bir gazeli çocuk olarak resmedildi. Yani sudaki yansımasına baktığınızda işte bir asker veya militan gözüküyor. İsrail'in politikası bu. Yani bu çocuk ileride büyüyecek Hamas militanı olacak. Dolayısıyla biz çoluk, çocuk, kadın giriyoruz. Onun için umursamıyoruz. Fakat aynı durum İsrail e, li askerler veya İsrail'de doğup büyüyenler için de geçerli. Karşılıklı olarak nefret büyüyor ve bu durum bir kısır döngü. Evet. Hamas da insanları, sivilleri katlediyor. İsrail de aynı şekilde ve bu durum 70 yıldır, 80 yıldır devam ediyor ve bir kısır döngü haline dönmüş durumda. Birilerinin dur demesi gerekiyor. Buna dur diyecek. Buna hayır diyecek. Buna bir dakika diyecek güçse. Şu anda artık İsrail değil, Amerika. Ve elbette onun en yakın destekçisi İngiltere, sonra işte Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Almanya vesaire. Dünya dur demeden, başta Amerika dur demeden bu iş duracak gibi değil. İşte en son Netanyahu Fransa'ya parmak salladı. Fransa, baş, Fransa Başkanı Macron dedi ki yani siviller ölüyor. Yani o konuda en azından insani olarak bir şeyler yapmamız lazım falan. Hemen parmak salladı Netanyahu. Ağız değiştirdi. İşte İsrail'in haklı savaşı falan dedi Macron tekrar. Böyle bir durum böyle bir hal var. Bu da Adem Yavuz paylaşmıştı geçenlerde. Beyaz Saray kapısına işte insanlar elleriyle kırmızı boyaları, boyaları işte bir şekilde boyamışlar ve eli kanlı demeye getiriyor eylemciler. Dünyanın her bir tarafında da kamuoyu ayakta. Bu yani savaşta taraf tutma şu bu falan değil. Bu tamamen orada insani bir dram yaşanıyor, insani bir felaket yaşanıyor. Buna dur deyin eylemleri. Ben bunu böyle bakıyorum, böyle okuyorum yani. Filistin'in özgürlüğü veya iki devletli çözüm sonraki meseleler. O arada İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği birlikte toplandı Riyad'da. Hafta sonu burada şey de vardı. E, Recep Tayyip Erdoğan da vardı. Hatta o da onunla beraber giden gazeteciler işte Türkiye etkili oldu. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Bir bildiri çıktı, sert bir bildiri. Evet. Ama bakalım e, kağıt üstündeki bildiri hayata geçirilebilecek mi? Fotoğrafa baktığınızda, eşleşen bu liderlerin mühim bir bölümünün eli kanlı yani hiçbirisi masum değil. Erdoğan görülüyor, Bin Selman görünüyor ki. Eli kanlıdır. Cemal Kaşıkçı suyu suikastini hatırlatayım. 2018 üzerinden 5 sene geçti. Sisi görülüyor Mısır Başkanı ve hemen onun yanında Esad görülüyor. Suriye Devlet Başkanı Esad'la Erdoğan 2011'den bu tarafa, 2010'dan bu tarafa zannediyorum en son 2010'da Şam'da görüştüler. İlk defa bir fotoğraf karesinde yan yana geldiler. Ve yine ilk defa Erdoğan... E, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile baş başa bir görüşme yaptı. İşte burada da iki liderin samimi pozları görülüyor. Elleri elleri üstünde. Ama birbirlerine demediklerini bırakmadılar. Özellikle Erdoğan Sisi'ye demediğini bırakmadı. Bu koltukta oturduğum sürece işte görüşür müsünüz falan filan sorusuna da büyük hakaretlerle filan Sisi'ye yönelik cevap vermişti. Ama işte dündündür, bugün bugündür. O arada Sisi Esat'la da görüşmüş. Bu fotoğrafı henüz Erdoğan vermedi ama yakındır verecek. Fakat Erdoğan'a kalsa bu fotoğrafı Erdoğan verirdi. Esat istemiyor. Esat çünkü e, ülkenin kuzeyinin Türkiye ordusu tarafından işgal altında olduğunu ve Türk askeri oradan çıkmadan da Erdoğan'la görüşmeyeceğini söylüyor. O konuda geri adım atmış değil. Haliyle bu e, birlikte fotoğraf vermemelerinin nedeni Erdoğan değil Esat. İşte burada da daha yakın açıdan görülüyor neredeyse kucaklaşıyorlar Sisi ile Erdoğan hemen yanında da arkadan çekilmiş bir görüntü Esat tanıyabildiniz değil mi en azından çok spesifik kulaklarından tanımışsınızdır soldaki Esat sağda da yani aralarında yarım metre bir metre var yok Sisi ve Erdoğan kucaklaşması TRT'de yeni bir dizi başlıyor bugün Selahattin Eyyubi haberim yoktu önüme çıkan reklamlarda gördüm Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi tam da bugün de tam da bugünlerde TRT'de üretilmiş bir dizi e, gösterime giriyor. İşte böyle goygoylarla böyle e, propagandalarla Türk halkı bir biçimde biçimlendiriliyor veya kamuoyu biçimlendiriliyor işte Starbucks eylemleri. Yani Starbucks'a gidene kadar Türkiye'nin ile ticaretine bir şey deseniz ya Petrol ticaretine bir şey deseniz ya yıllara göre Türkiye'nin İsrail'e ticaret hacmi neredeyse 6 milyar dolara yaklaşmış 2022 itibariyle bu devam ediyor. Bunda herhangi bir değişiklik herhangi bir durum yok ama işte Starbucks eylemleri falan çokça görüntü var görmüşsünüzdür sosyal ağlarda paylaşılıyor ve büyük bir zorbalık yani... Starbucks mekanlarına, kafelerine giriyorlar, insanları taciz ediyorlar, slogan atıyorlar. Önlerindeki ee, ne bileyim Starbucks kafeleri falan neyse kahveleri falan alıyorlar ee, zorbalık yani benzer bir durum hep oldu Türkiye'de yani bu meselenin İslamcısı sağcısı solcusu yok yani hatırlatayım ben işte 2013'te kanyonda da aynı şekilde o gün e, gezi eylemine duyarsız olmakla suçladıkları restoranları kafeleri ya da işte bir takım televizyonlarda verilmiyor o patronların Ferit Şahenk mesela Restoranları mekanlarını aynı şekilde e, eylemciler protesto etmişler ve hatta müşterileri oradan kalkmaya veya restoran terk etmeye zorlan zorlamışlardı Bu fotoğrafta o günlerde 2013 yılında kanyonda işte yemeğini bitirmeden kalkan müşterileri gösteriyor veya işte boşaltılan restoranı gösteriyor Kanyonda çekilmişti 2013 yani durum değişmiyor Bir yönüyle herkes kendine Müslüman deyip geçeyim 10 Şubat 2021 yani mürekkebi kurumamış bir manşet hatırlarsınız. Çok çok eski bir tarih değil. Yani 2 yıl bile olmadı. Üzerinden 2 yıl bile geçmedi. 2023'te aya gideceğiz. Şurada 45-50 gün ya kaldı ya kalmadı. Ee, hala sayaç sayıyor. Yani devam ediyor. Geri sayım sürüyor. Ee, inanıyor musunuz? 2023 sonuna kadar bu hedefin gerçekleşeceğine. İşte ama bu yalanlarla, bu üfürmelerle devam eden bir iktidar. Bakın bu hava görüntüsü esenlerden İstanbul Esenler ve askeri araziler kamulaştırılmadan veya işte sivillerin rantına açılmadan önce çekilmiş bir askeri arazi. Ortada yeşille görülüyor zaten sağa solu zaten binalar son derece sağlıksız bir yapılaşma Esenler ve bugünkü hali. Birkaç sene önce askeri arazi ve bugün nasıl parsellendiğini ve nasıl konutlar falan inşa edildiğini görüyorsunuz. AKP iktidarı bu. AKP iktidarı bu. Bu devam ediyor. Yani zenginleşme devam ediyor. Son yeşil arazileri de bu şekilde ranta peşkeş çekme devam ediyor. Öte taraftan size son yeni dünya gıda enflasyonu tablosunu paylaşayım. Ülkenin gerçek fotoğrafı bu ama bu saklanıyor. Yani anayasal kriz diyerek, devlet krizi diyerek, mesele budur diyerek, İsrail Gazze diyerek, şu bu filan diyerek öbür tarafta götürüyorlar ve halkı fakirleştiriyorlar. Gıda enflasyonunda Venezuela, Lübnan, Arjantin ve Mısır'ın ardından Türkiye %72 ile 5. sırada. Ve bu listede Avrupa ülkesi yok dikkat ederseniz aşağı doğru gidiyor. Baktım ben Ukrayna %2 gıda enflasyonu. Neden dolayı yani? Savaşta mısınız? Harpte misiniz? Dünya bizimle uğraşıyor. Dünya her şeyi bıraktı sizinle uğraşıyor. Avrupa'da böyle bir gıda enflasyonu yok. En yakın gıda enflasyonu %10-12'ler seviyesinde. %72 gıda enflasyonu. Amerika demiştik İsrail'deki olayı bitirecek. Yani başlatan ve yani başlatan Hamas ya da işte sürdüren İsrail olabilir ama ilk tepkisinden şu ana kadarki tepkisinde tepkilerinde değişiklik yok. Amerika bu işin arkasında durmaya devam ettiği sürece oradaki insani dram devam edecek. Öznur kalender çizmiş Joe Biden'ı. Gerçekten enteresan. Birkaç kere değindim. Artık değinmeyi bile abes görüyorum. Yürüyemiyor, koşamıyor, konuşamıyor, söyleneni anlamıyor, okuyamıyor. Bir yol göstermezse yolunu şaşırıyor. Kimseyi tanımıyor. Karşısındakine tuhaf tuhaf bakıyor. Gerekli gereksiz sırıtıyor. Kim mi? ABD Başkanı Joe Biden. Ve bu Joe Biden önümüzdeki seçimde bir kere daha aday olmak için kampanya yapıyor. Öbür tarafta da Trump. Joe Biden'ın ben hala yani aday olacağına çok fazla ihtimal vermiyorum. Demokratlar en azından karşı çıkacak buna veya belki kamuoyu karşı çıkacak. Yani aday olursan kazanamayacaksın. Bak çok yaşlandın, 82 yaşına geldin ve bir sürü skandal görüntü var falan deyip engelleyecekler ama Trump pek öyle görünmüyor. Trump gümbür gümbür geliyor. Ee, eğer yargı engellemezse, adayların önüne geçmezse şu anda Trump bugün seçim olsa seçiliyor. Net. Bir sene sonra ne olur bilmiyorum. Kasım 2024 seçimlerinde. Trump 2024 kampanyası şimdiden başlamış durumda. Dövizleri falan da hazırlanmış durumda. En son New York Times'ta salıncak eyaletler tabir edilen eyaletler vardır Amerika'da. Seçimi belirlerler. Yani diğer eyaletlerde cumhuriyetçiler ve demokratlar kemikleşmiştir. Ama belli eyaletlerde duruma göre, politikalara göre, dengeye göre cumhuriyetçilerden veya demokratlardan yana tutum değişebilir. Yani 51'e 49 durum bir onların lehine bir bunların lehine değişebilir. Böyle 6 eyalet var. Salıncak eyalet deniyor bu e, eyaletlere. Bunun beşinde e, yapılan e, ankette ki bu anketler Wisconsin dışında Arizona, Pennsylvania, Georgia Michigan ve Nevada bu beş yani altı salıncak eyaletten beşinde Trump önde oranları görüyorsunuz ekranda. Şimdi salıncak eyaletleri alan seçimi alıyor. Durum bu. Dolayısıyla e, işin geldiği nokta Amerika açısından da önümüzdeki sene çok daha fazla parlak görünmüyor. Mesele üzüm yemek değil ki diye başladık yayına ve karga kafasının şu karikatürüyle olmaz dediğimiz her şey oluyor. Bir sonrakine geçiyoruz. Evet. Olmaz dediğimiz her şey oluyor. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Ee, Türkiye'de iktidar açısından umut olmadığı gibi muhalefet açısından da dengeler itibariyle ve söylem itibariyle, eylem itibariyle çok fazla umut yok. Umarız Cumhuriyet Halk Partisindeki koltuk değişimi umudu tekrar yeşertir ve en azından insanların geleceğe umutla güvenle bakmasını bir kere daha temin eder. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.